dumanlıadamlar.com. Merhaba arkadaşlar, Marcus Uzmanlara hoş geldiniz. Arkadaşlar bugünkü videomuzda yeni nargile takımları aldık. Nargile kanalı olmanın arkadaşlar görevlerinden bir tanesi de nargile takımları tanıtmaktı. Çünkü niye derseniz, takımı aldığınızda büyük fiyatlar veriyorsunuz. En aşağı 120-130'dan aşağı takımlar yok. Bunlar tabi daha da üst fiyatlara çıkabiliyor. Ve takımı hiç denemeden, hiç görmeden gidip de o kadar fiyatı gömmek biraz yürek ister. Acaba randıman alabilecek miyim? Acaba bunun ham maddesi ne? Acaba bu takım orijinal mi, imitasyon mu? Çünkü orijinal gibi duruyor bazı takımlar, imitasyon. Bizim bunları sizlere bilinçlendirmek görevimiz olduğunu düşündüğümüz için bu kanalda takımlara da ağırlık verdik arkadaşlar. Tütünlere de ağırlık verdik. Bazı videolarımızda tütünleri tanıtıyoruz. Bazı videolarımızda sahte tütünlerden bahsediyoruz. Bazı videolarımızda da nargile takımlarından bahsediyoruz. Şimdi ben iki tane takım aldım. Bunları nereden aldım arkadaşlar? Hemen burada size göstereceğim. Çağlar arkadaşlar. Çağlar'dan aldık. Çağlar nerede arkadaşlar? Çağlar kahveci malzemelerinden aldık arkadaşlar. Çağlar nerede? Çağlar Adana'da. Büyük Saat'in hemen biraz gerisinde arkadaşlar. Sağ tarafta kalıyor. Gittik oradan temin ettik. Halil Bey iş yerinin sahibi. Çağlar ise oğlu arkadaşlar. Gittik dükkanı gezdik. Bize bir mesaj atıldı. Buyurun hocam bir kahvemiz için denildi. Biz de Coşkun'la beraber gittik. Bir kahvelerini içtik. Hoş bir muhabbet ettik. Ve ürünlerini tek tek inceledim arkadaşlar. Ve ürünlerinin orijinal olduğunu gördüm. Alacak arkadaşlar sahte yerlere paralarını kaptırmaması için ben de şu an Çağlar arkadaşlar dükkanını tanıtacağım. Burada Çağlar kahve malzemeleri diyor. Kendisinin web sitesinde şu an bizim kendi web tasarımcımız Mehmet Yılmaz da web sitesini arkadaşlar şu an düzenliyor. Büyük ihtimal önümüzdeki hafta başı yani pazartesi günü de web sitesi hizmete girmiş olacak. Şimdi ben nargilemi içeyim arkadaşlar. Ne içiyorum? Görmüş olduğunuz gibi bisküvisini içiyorum arkadaşlar. Çünkü bu özel markucumuz bisküvi markucuydu. Elimde iki çeşit var arkadaşlar. Bir tanesi buradaki ürün. Şimdi bu ürünümüz arkadaşlar çelik dediğimiz iç borusu. İç borusu ve kendi içi arkadaşlar komple çeliktir. Çelikten imal edilmiştir. Marpucu ise alüminyumdur arkadaşlar. Ondan bilgisini size paylaşayım. Güzel uzun bir şey var, marpucu var. İçerisinde yıkanabilir marpuç var arkadaşlar. Marpucumuz yıkanabilir ve yaylı bir şekilde kullanılıyor. Bilginiz de olsun. Ve normal marpuç girişlerine sahip. Yani bu uzun marpuçları da içerisine koyabilirsiniz kullanırken ürünümüzde. Ve bir adet de arkadaşlar tepsisi var arkadaşlar. Şu şekilde gösterebilirim. Buradaki takımımız ise buraya çok dikkat etmenizi istiyorum. Nargile alacak arkadaşlar. Buraya lütfen çok dikkat edin. Bakın. Görmüş olduğunuz gibi aynı ser. Doğru mu? Şekilleri aynı. Yakın çekim alacağım birazdan. Bir tanesi iç borusu çelikten yapılmış. Koku tutmama özelliğine sahip. Diğeri ise arkadaşlar normal bildiğimiz Konya takımı dediğimiz zamaktan imal edilmiştir. Zamak biliyorsunuz çinko ve bakır karışımıdır. Bu ürünle bu ürün arasında farklardan bir tanesi bu. Görünüş de aynı. Şimdi siz almaya gittiğinizde bu Konya takımı zamaktan imal edilmiş bakır ve çinkodan koku tutan bu takımla koku tutmayan bu takım arasında bir fark göremezsiniz. Ama size bu ürünü bunun fiyatında satabilirler. Çünkü bu biraz daha pahalıdır arkadaşlar. Bunlar biraz daha ucuzdur. Ondan sonra vay efendim sen kazık yedin sana pahalı satmışlar dersiniz.
Yakın çekimde size tek tek özelliklerini göstereceğim. Zaten bunların içleri arkadaşlar, baktığınızda maddelerin farklı olduğunu anlarsınız. Veya anlayacaksınız. Onun dışında yine bir adet şişesi var arkadaşlar. Kırık model bu. Çatlak model. İçerisinde bir adet markuç çıkıyor. İşte lülesi var, maşası var. Normal lüle, normal şey maşa arkadaşlar. Ve normal tepsi kullanılıyor bunda. Yani ikisinin tepsisi birbirinden farklı. Bu da normal arkadaşlar. Patentli, PT diyor. Patentli ser kısmı. Normal borudur arkadaşlar. Zamaktır. Bilginiz de olsun. Konya. Bunun ikisi de Konya. Şimdi ben yakın çekime geçeceğim arkadaşlar. Yakın çekimde size iki ürün, iki ser arasındaki farkı göstereceğim. Lütfen buraya özellikle önemli rica ediyorum. İyice izleyin arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şimdi iki takımı da gördünüz. Çelik olan da biliyorsunuz kilitli sistem dediğimiz bu sistem mevcut. Şurada görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar kilit sistemi vardır bunların iki yanında da. Bunlar kilitlenerek dişler birbirine geçiriliyor. Burada ise arkadaşlar normal bildiğimiz vidalı sistem arkadaşlar. Döndürerek ser borusunu oturtuyorsunuz. Şimdi bunların iç haznesine bakacak olursak. Şöyle hemen göstereyim sizlere. Bu taraftaki arkadaşlar, yani benim sağ tarafımdaki, bunun içi çeliktir arkadaşlar. Görüyor musunuz içine? Bu bilgilendirme videosu olabilir arkadaşlar size. Bakın bu çeliktir bunun içi. İçerisinde aynen bir böyle şerit gibi, yol gibi böyle çizilmiş. Bu ise arkadaşlar normal bildiğimiz zamak, klasik Konya nargiledir arkadaşlar içerisi. Evet. Hava tahliye kısımları arkadaşlar birbirinden farklıdır. Zamak dediğimizin hava tahliyelerinin delikleri bu şekildedir. Çelik dediğimizin arkadaşlar ise şu şekildedir. Görüyorsunuz. Ser borularına gelecek olursak öncelikle arkadaşlar aralarında bir boy farkı var. Onu size söyleyeyim. Çap farkı var. İşçilik farkı var. Bu da patent numarası alınmış arkadaşlar. Bu da bu şekilde üretilmiş. Şimdi ben size bunların nasıl geçirildiğini göstereceğim. Bu döndürülerek geçiliyor arkadaşlar bu. Bu da arkadaşlar kilitli sistem dediğimiz şuradaki dişleri, buradaki dişleri, denk girişleri oturtuyorsunuz ve ürünü çeviriyorsunuz. İkisi de kesinlikle düşme yapmaz arkadaşlar. Onu size söyleyeyim. Gördüğünüz ürünler arkadaşlar ser kısımları aynı gibi görünüyor ama farklıdır. Onu da size bilgisini paylaşayım. Şimdi arkadaşlar videoya devam edebiliriz kaldığımız yerden. Evet arkadaşlar, gördüğünüz ürünleri bu şekilde. Arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Coşkun Cansın söylediği gibi ne kadar duman o kadar randıman. Aromanız ve dumanınız bol olsun. Nargileci Tayfa, abonun like'a. Görüşmek üzere.
step by step, the clock is ticking, but there's no time for me. I've been